Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Tamam, hangi siteye verdin bilmiyorum. Biraz siteye verdiğini haberim var dedim sadece. 2010 yılında başlatmış olduğumuz Kardemir yönetimini oluşturan 3 aileyle ilgili sıkıntıları dile getiren ve hukuksal bir mücadeleye girmiştik o dönem. Bu dönemde yaşananları kısaca izah etmek gerekirse, bu ailelerinin yönetimi oluşturan, yol bulan Güleç ve Yücel ailelerinin Kardemir'de bir haksız rekabet yaptıklarını görüşündeydik ve bunu haykırdık. Haykırırken de Sermaye Piyasası Kurulu da bu haykırışımızı istinaden bir Sermaye Piyasası Kurulu da bir rapor düzenledi. Bu raporda ne diyordu? Haksız rekabetin varlığını tespit etmişti. Ve bunu dile getirdik. Ve bunun akabinde de bunu gerek yerel basın, gerek ulusal basın vasıtasıyla tüm Türkiye'ye duyurmaya çalıştık. Evet, o günleri hatırlayacak olursak basında çıkan haberlerimiz olmakla beraber genel olarak bu mücadelemizi duyurmak amaçlı yaklaşık 1000 klasör dosya hazırladık. Ve bu dosyayı iktidar partisi, muhalefet partileri ve Türkiye'de oluşan odalar, borsalara kadar her yere gönderdik. O günkü Sermaye Piyasası Kurulu raporunda da enteresan bir nokta vardı. Tespit vardı. Tespit de aynen şunu söylüyordu. Kardemir'i oluşturan 3 aileye %76.4 Kardemir ürünleri aktarılmıştır diyordu. Ve bunlarda da haklılığımız bir bir ortaya çıkıyordu. Sonuç olarak Sayın Cumhurbaşkanımız bizim haykırışımızı gördü. İlk önce Kardemir'e 3 tane bağımsız yönetim kurulu üyesi gönderdi. Bu arkadaşlar ilk geldiğinde o dönem Kardemir'le ilgili bizim bahsetmiş olduğumuz konulara değindiler ve bunların sonucunda da hükümete bir rapor gönderdiler. Demek ki dediklerimiz o gün doğruydu ki Sayın Cumhurbaşkanımız bunun akabinde Kardemir'e 2020 Kasım'ında genel kurulunda 9 tane yönetim kurulu üyesini hükümet tarafından gönderdi. Ve onlar seçildiler. Evet, ailelerin oylarıyla Cumhurbaşkanımız tarafından gönderilen yönetim kurulu üyelerimiz oluştu. Ve bu yönetim kurulu üyelerimiz de 2020 yılının Kasım aylarında göreve başladıktan sonra 2021 yılında tarihi bir rekor kırıldı. Kardemir AŞ'de. Kar rekoruydu bu. Kardemir şu anda yapmış olduğu karlarla, artı sizin dediğiniz gibi kente vermiş olduğu katkılarla, ülke ekonomisine vermiş olduğu katkılarla, ihracat rakamlarıyla her şey gerçek ortaya çıkmıştır. Ve ben burada gururla artık şunu söyleyebiliyorum. Karabük, Kardemir dünya şirketidir, evet. Ve de daha güzel yönetildiği zaman daha büyük rakamlarla Karabük'e ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Maalesef hiçbir şekilde muhalefet partilerinden bu konuyu gündeme getirdiklerini görmedim. Fakat muhalefet partisinin tam tersi şunu gördüm. Yanlış hatırlamıyorsam Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Buna bağlı arkadaşlardı. İşte Kardemir özel şirkettir. İşte hükümet tarafından yönetiliyor. Bu yanlış. Atamayla olmaz. Atama değil. Seçilmişlerdir onlar. Evet. Aileler seçmiştir ama hükümetin gönderdiği arkadaşları sonuçta aileler seçmiştir. Ben 2010 yılında Kardemir'de bu şekilde haksızlıklar var, yanlış yönetim şekli var dediğimde ne Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne de diğer siyasi partilerden benim serserişime hiç kulak vermediler. Ama iktidar partisi Sayın Cumhurbaşkanımız buraya 11 yönetiminin 9'unu kendi gönderdiği zaman Sayın Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalktılar. Yine Kardemir 20 senedir
zarar ederken muhalefet partileri neredeydi? Niye seslerini çıkarmadı? Ama bugün Kardemir 2021'de 3.8 milyar, 2022'nin ilk 6 ayında 2.3 milyar kâr ederken Cumhurbaşkanımızı takdir etmeleri gerekir. Buradaki haksızlığı görmüştür, yapılanların yanlış olduğunu görmüştür ve de buraya gönderdiği arkadaşlarımız da burayı çok güzel yönetmişler ve yönetmeye devam etmektedirler. Sonuç olarak da Kardemir çok güzel yerlere gelmiştir, daha da ön açılmıştır. Tebliğ edildiğine göre aynı karar Kardemir'e de tebliğ edilmiştir.